Haluk Dural, Usmer İstanbul Başkanı stüdyomuzda. Patriotlar konusu haftanın gündem başlığı olarak çok sıcak gelişmeler. Dün itibariyle hareketlilik vardı. Türkiye Gençlik Birliği önce Amerikan askerlerinin bulunduğu ve patriotların geliş noktası güzergahı üzerinde bulunan noktada tepkisini ortaya koydu. Çok kalabalık bir güvenlik önlemi dikkat çekse de çok çarpıcı bir eyleme imza attılar ve 48 saatlik vatan nöbetinin başladığı ve devam ettiği süreçte de değerli hocamız Haluk Dural'dan yorumlamasını isteyeceğiz patriotlar konusunu. Sayın hocam, Sayın Dural, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi patriotlar geliyor. Çeşitli mevziler yerleştirilecek. Ama hep kafalarda şu soru işareti var. Koordinatlar vesaire biraz kafaları karıştırıyor. Hedefinde ne var patriotların, çok açık ve net olarak? Efendim, patriotların Türkiye'ye niye çağrıldığını biliyorsunuz. Ortada hiç patriot lafı yok iken birdenbire Dışişleri Bakanı Davutoğlu biz NATO'ya başvurduk, patriot istedik dedi. Evet. Hatta o sırada yurt dışında bulunan Sayın Başbakan ne patriotu yahu, benim böyle bir şeyden haberim yoktur dedi. Sonradan basına sızan bilgilerden anladık ki Türkiye'ye patriotların yerleştirilmesi talebi Dışişleri Bakanlığı'ndan değil, Amerika'dan gelmiş. O talep üzerine Dışişleri Bakanlığı NATO'ya başvurmuş ve patriot talep etmiş. Daha evvel Türkiye'ye 91 harekatı sırasında da, Körfez Savaşı sırasında da Turgut Özal patriotları çağırmıştı ama bu talep yapıldığı zaman NATO'nun karar mercileri çok uzun tartışmalarla bu karara varabilmişlerdi. Halbuki şimdi hızla bu kararı aldılar ve Türkiye'ye patriot gönderiyorlar. Gelen patriotların geliş gerekçesi şu: Suriye'nin elinde balistik füzeler var. Bu balistik füzelerin başlığında da kimyasal silahlar var, biyolojik silahlar var. Suriye Türkiye'ye saldıracak. İşte bu patriotlar da Suriye'den Türkiye'ye atılacak olan balistik füzelere karşı kullanılacak. Şimdi bakıyoruz, arkadaşlar benim ekranımı verebilirlerse. Evet arkadaşlar, ekranı görebiliriz şu an itibariyle. Şu anda açık bilgilerde şeyin elindeki, Suriye'nin elindeki balistik füzelerin dökümünü görüyoruz. Karşıyı da alalım arkadaşlar. Elindeki balistik füzeler Suriye'nin en uzun füzeler, Kuzey Kore yapımı, Rodong diye yazılıyor ama Nodong füzeleridir. 1300 kilometre menzillidir. Evet. Diğerleri zaten eski Sovyet yapımı Sukhut füzeleridir ama aktif bu füzeler. Hakikaten çalışır vaziyette. Şimdi söylenen şu: bize bunu atacak Suriye. Bu füzeler de, patriotlar da bunu karşılayacak. Yalanın en dik alası bu. Patriotların böyle bir işlevi olmakla beraber bu amaçla gelmedi. Bir, Suriye Türkiye'ye niye balistik füze atsın? Suriye'nin Türkiye ile savaşmak gibi bir niyeti yok. Zaten kendi ülkesinde yabancı teröristlerle savaşıp duruyor Suriye. Suriye'de hükümete karşı savaşan katil sürülerinin %95'i yabancı uyruklu. O nedenle kendi ülkesine karşı yapılan bu tecavüzle savaşırken Türkiye ile niye savaşsın? İki, Türkiye ile bir insan bir başka ülkeyle savaşırken orada bir menfaati olduğu için savaşır. Türkiye'den bir menfaati yok ki, Suriye'ye niye saldırsın? Dolayısıyla bu yalan. Ama esas konu, Amerika Orta Doğu'da büyük savaşları bırakıp artık uzak doğuya, Pasifik bölgesine yerleşeceği için buradaki savaşları kirli şekilde yürütmenin peşinde ve taşeron devletler aracılığıyla yürütüyor ki kendilerinin ifadesiyle Amerikan kaynaklarının, Türkiye onlar açısından bir taşeron devlettir. Türkiye Amerika adına Suriye'deki bu kirli savaşa çok büyük katkı yapmakta, Suriye'nin iç işlerine müdahale etmektedir. Amerika'nın derdi Suriye'deki yönetimi Türk ordusunu kullanarak devirmektir. Ama Türk ordusu buna olumlu cevap vermemektedir. Bunun için biliyorsunuz halen de mi? Hala vermemektedir. Çünkü Türk ordusu sonuç itibariyle ülkenin savunulması için vardır. Başka ülkeleri işgal etmek için emperyalist amaçlı bir ordu değildir. Mustafa Kemal'in ordusu vatan savunması için kurulmuş bir milli ordudur. Her ne kadar NATO'ya bağlıdır Türkiye, komutanlarımızın çoğu NATO'cudur ama ona rağmen ordumuzun ana gövdesi NATO'cu falan değildir, Türk ordusudur. Bu nedenle
Türkiye'yi Suriye'ye saldırtabilmek için gerekçeler lazımdır. Bu gerekçelerden bir tanesi, hatırlayacaksınız, bizim bir uçağımızı, jet uçağımızı Suriye'nin hava sahasını kasıtlı olarak ihlal ettirdiler ve Suriye'nin hava savunma sistemini ölçtüler ve bu uçağımızdaki iki pilotumuzun şehit olmasına yol açtılar. Şimdi o alınan verilerden yola çıkarak gördüler ki Suriye'nin hava savunma sistemi Le Monde Diplomatique'de yayınlandı. Fransız askeri kaynaklarının verdiği bilgiye göre Fransa'nın hava savunma sisteminden daha güçlü bir hava savunma sistemi var Suriye'nin. Bu olaydan hemen sonra Başbakan Tayyip Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki Suriye'ye karşı askeri angajman kurallarımızı değiştirdik. Nedir bu? Eğer Suriye ordusunun herhangi bir unsuru Türk sınırlarına 5 kilometre yaklaşırsa Türk ordusu müdahale edecektir dedi. Ama gerçekle bu hayal birbiriyle örtüşmüyor. Suriye ordusu ülkesine tecavüz eden uluslararası çetelere ve katil sürülerine karşı harekatını kuzeyde sürdürüyor ve Suriye Hava Kuvvetleri Türkiye sınırına 200 metre kalan yerlerde dahi bu teröristlere, bu alçaklara müdahale ediyor. Ama Türk uçakları Suriye uçaklarına karşı hiçbir şey yapmadı. Hatta hatırlayacaksınız, Türk ordusu hava kuvvetlerine yapılan baskı üzerine hava kuvvetleri komutanı istifa etti. Dilekçesini Genelkurmay Başkanı kabul etmedi ve o basına sızan bilgilere göre de şöyle dendi. Bu Suriye'nin iç işidir, biz Suriye'nin kendi hava sahasındaki Suriye uçaklarına müdahale edemeyiz. Nasıl ki biz Türkiye'de Tunceli'de diğer illerimizdeki terörist faaliyetlere hava operasyonu yapıyorsak o da kendi ülkesindeki unsurlara karşı yapıyor aynı işi diye. O zaman mesele şuraya sıkıştı. Suriye'nin kuzeyinde Barzani'nin Akdeniz'e açılacağı bir koridorun yaratılması lazım. Neden lazım? Çünkü Barzani Irak'ta sıkıştı. Irak'taki Maliki hükümeti ülkenin birliğini sağlamak üzere Barzani'ye karşı oldukça sert tedbirler almaya başladı ve bir Dicle ordusu kurdu. Bu Dicle ordusu bir yay gibi Barzani kuvvetlerini yukarıya doğru sıkıştırmaya başladı. Nitekim yer yer Dicle ordusuyla Barzani'nin peşmergeli denen çapulcularıyla ara sıra çatışmalar oldu. Durumu gören Talabani hastalanmadan önce hızla İran'a gitti. İran'la anlaşma yaparak Sorani Kürtlerini bu Barzani desteğinden çekti, ayırdı. Şimdi Barzani yalnız kaldı ve Amerika birden telaşa kapıldı. Çünkü Barzani'nin hayat hakkı bulabilmesi için muhakkak surette Akdeniz'e bir çıkış lazım. Bu çıkış Suriye'nin kuzeyinde uçuşa yasaklı bir koridor, Kürt koridorunun açılmasıyla mümkün. Bu koridorun sağlanması ancak Türkiye'nin veya Türkiye aracılığıyla NATO birliklerinin uçuşa yasaklı bölge sağlamalarıyla gerçekleşebilir. Bunun için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden hiçbir karar çıkartamıyorlar. Geriye ne kalıyor? Geriye kuvvet zoruyla böyle bir koridor yaratmak. Bunun için de işte Türk Hava Kuvvetleri'nin Suriye uçaklarına, hava kuvvetlerinin jetlerine müdahale etmesini istediler ama olmadı. O zaman bunu neyle yaratacaksınız? Bu patriotlarla. Hızla Türkiye'ye patriot yerleştirilmesi kararı çıktı. Şu anda 6 batarya, her bir bataryada 20 tane Patriot füzesi vardır. 6 batarya, 2 tane, 2'şer tane olmak kaydıyla Almanya, Hollanda ve Amerika'dan geliyor. Almanya'dan gelenler şeye yerleşecek, Kahramanmaraş'a yerleşecek. Hollanda'dan gelenler İncirlik etrafına yerleşecek. Amerikan bataryaları da Gaziantep'e yerleşecek. Neden buralara yerleşecek? Kahramanmaraş'a yerleşecek olanlar Kürecik radarını korumak amacıyla gelmiştir. Hollanda'dan gelenler İncirli'ye yerleşecekler. İncirlik'teki Amerikan üssünü korumak için. Amerika'dan gelenler de Antep ve şeydeki Diyarbakır'daki hava üslerini korumak üzere yerleştirilecekler. Peki bunlar buraya yerleştirilecek ama mesele geliyor, komuta kontrol kimde olacaktır? Evet. Bu komuta kontrol tamamen Amerikalılara ait olacaktır. Kontrol mekanizmasının tetiği Almanya'daki Amerika'nın en büyük üssü olan merkezi Ramstein'da bulunan yerde olacaktır. Orada NATO
Kara Kuvvetler Komutanı, NATO Askeri Kuvvetler Komutanı Oramiral Amerikalı Stavridis komutasında, ama onun esas bir başka şapkası var. O Amerikan kuvvetlerinin Avrupa'daki başkomutanıdır. Karar sadece ondadır. Gelecek olan herhangi bir saldırıya karşı eğer ateşlemek gerekirse bu Patriot füzelerini, tetiği o çekecektir. Türkiye'nin hiçbir dahli yoktur bu konuda. Hiçbir karar mekanizmasının içinde yoktur Türkiye'de. Bunun aksine söylenenlerin hepsi külliyen yalandır. Şimdi bu Patriot füzelerini peki ne amaçla kullanacaklar? Birincil amacı bunların yerleştirilmesinde söylenen, ortaya saçılan birinci amaç, Suriye'den atılacak balistik füzelere karşı kullanılacaktır. Ki bu yalan, Suriye'nin bize herhangi bir balistik saldırısı yok. İkinci görev yerleştirilmesiyle ilgili, dediğim gibi Amerika'nın buradaki tesislerini korumak üzeredir. Ama esas gizlenen başka bir nedeni daha var bu Patriotların. Yeniden görsel verelim arkadaşlar. Yeniden görsel verelim. Şimdi şu görmekte olduğunuz küreceğe yerleştirilmiş olan radar. Radar, evet. Bu radarın görüş alanları şurası. Bu radarın arama menzili 2000 kilometre. Çeşitli menzilleri var burada. Daireler bu radarın çözünürlüğüne göre çizilmiştir. Literatürde verilen rakamlardır. Dikkat ederseniz bu füze, bu radar 3 santime 3 santimlik küçücük bir cismi dahi görebildiği ve tanımlayabildiği, bunun ne olduğunu söyleyebildiği menzili 300 kilometredir. Şimdi bu radarı gördüğü yerlere bakın, en dış 2000 kilometrelik menzilin içinde neler var? Rusya'nın, geniş verelim arkadaşlar. Rusya'nın 4. Hava ve Hava Savunma Kuvvetler Komutanlığı Güney Askeri Bölgesi, Don Rostov bölgesindeki bütün Rus askeri hava üslerindeki hareketliliği izleyen bir radardır bu. Dolayısıyla radarın en önemli tehdit ettiği ülke aslında Rusya'dır. Rusya. İran'a karşı konumlandırıyor denmesine rağmen yalandır. İran'la alakası yoktur. Şimdi radarın İran'ı izlediği hale bakıyoruz. Sağ tarafta bakınız iki tane çizgi var. Şöyle. Bu çizgiler Amerikalıların NATO'daki müttefiklerini aldatmak için düzenledikleri bütün seminerlerde yansıttıkları bir rapordur, gösteridir. Sözüm ona İran'daki hayali bir füze üssünden Amerika'ya doğru atılacak olan balistik füzelerin Amerika'nın doğu kıtası, doğu tarafındaki Seattle rotası deniyor buna. Bir de batısındaki Washington rotası diye tarif edilen rotaları izleyeceği yerler. İşte bu radar, sözüm ona, İran'dan atılacak bu balistik füzeleri izleyecekmiş. Bu da yalan. Çünkü İran'ın elindeki en uzun menzilli balistik füze Şahap 3'tür. Şu anda 3500 kilometredir menzili. Şahap 4 ve 5 üzerinde çalışma yapıyorlar. Onların da 6000 kilometreyi geçmeyecektir menzilleri. Dolayısıyla bu tamamıyla hayali bir şey. Dikkat ederseniz demin göstermiştim, bu radar bir tır kamyonunun üzerinde. Evet hocam. Bu 120 derecelik açıyla her yeri görür. Ama tırı çevirdiğiniz zaman 360 derece her yeri görür. Şimdi İran'a doğru baktığı zaman bile bu füzenin gördüğü esas, en hassas çalıştığı, tanımlama yaptığı yerde neler var bakın. Malatya, Muş, Muş ve Diyarbakır jet üslerimiz var. Evet. Batman'daki insansız hava araçları üslerimiz var. Bizim buradan kalkan uçaklarımızın içindeki pilotun bıyıklarına kadar buraların izleme şansı vardır. Bu kadar yüksek çözünürlüktedir. Buraları 360 derece çevirdiğiniz anda Türk Hava Kuvvetleri'nin bütün harekatını bu radar izliyor. Bize mi veriyor bilgiyi? Hayır. Bu bilgiyi doğrudan doğruya Ramstein'da ve Amerika'daki ana merkezlerine iletiyor. Bu radarın NATO'yla hiçbir alakası yoktur. Amerikan radarıdır. Zaten radarın Türkiye'ye gelmesiyle ilgili anlaşma Amerikan Büyükelçisi'yle Dışişleri Bakanı, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı arasında imzalanmıştır. Böyle bir anlaşmayla ülkeye gelmiştir bu radar. Bu anlaşma tümüyle anayasaya ve yasalara aykırıdır. Çünkü yabancı askerlerin Türkiye'ye gelebilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden izin alınması, onay kararının çıkması lazımdır. 1961 Anayasası'ndan bu yana
anayasalarımızda yer alan bu hüküm şu andaki anayasada 92. maddede vardır. Anayasanın bu dayanağı anayasanın 92. maddesi olan uluslararası anlaşmalarla ilgili olarak da 1962 tarihinde çıkmış 244 sayılı uluslararası anlaşmaların imzalanması hakkında yasamız vardır. Bu yasaya göre bu tür anlaşmalar muhakkak surette meclis onayına tabidir. Yasa ve anayasa çiğnenerek gelmiştir bu. Hala bu radar Amerikalıların denetimi ve kontrolü ve mülkiyeti altındadır. NATO'ya devri falan yapılmamıştır. O nedenle bu radar sadece Amerikan çıkarlarına hizmet eden bir radardır. Şimdi bu radar o zaman Güneydoğumuza yerleşecek olan Patriot füzeleri, ki onun da ne olduğunu görelim şöyle hızlıca. Bir kez daha verelim arkadaşlar ekrana. Bakınız şu anda görmekte olduğumuz harita. Kuzeyde isyancılar için, Kürt isyancılar için öngörülen Akdeniz'e çıkış koridoru. Evet. Bu koridorun yayınlandığı harita Stratfor, yani Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, yani Stratfor'a hizmet eden TR-705 kod numaralı Sezgin Tanrıkulu'nun hizmet ettiği bu Stratfor CIA'nın yan kuruluşu olan istihbarat şirketinin hazırladığı haritadır bu. Bu haritada bu esas yaratılmak istenen yer burası. Bu şeyle ilgili olarak bize yerleştirilecek olan füze şunlar, Patriot füzeleri. Bu Patriot bataryalarının çok kapsamlı bir radarı var. Menzili 170 kilometre civarındadır bu radarın. Bu da Patriot'un özellikleri. Şimdi ben teknik detay olsun diye yazmıyorum bunu. Anladım. Önemli hocam. Olan maksada hizmet etsin diye. Alttaki sarı bantta KJ'yi kaldırırlarsa geniş verelim arkadaşlar resmi. Aşağıda bakınız bu Patriotların maksimum iki tane menzili var. Evet. Patriotlar füze savar olarak çalıştığı zaman menzili 45 kilometredir. Ama Patriotlar aynı zamanda uçak savar olarak çalışırlar. Ve bu zaman menzili 15 kilometredir. 3 ila 15 kilometre arasındaki menzillerde uçaklara karşı savaşır. O zaman böyle ikili bir özelliği olan Patriot füzeleri Güneydoğu'da nasıl yerleşecektir? Bakınız Güneydoğu için o meşhur Google'ın hazırladığı Kürdistan haritası bu. Kürt koridoru da verilerek yapılmış değil mi? Evet. Bu gördüğünüzde aslında bunun lejandını silmişler. Türkçe yazı yazdığına bakmayın bu haritada. Bu harita Amerikan askeri haritasıdır. Orijinal lejandında şey yazar. Alt kısmında, şu kısmında onu silmişler şurasında. Üzerine Türkçe yerleştirmişler. Bakınız açılması gereken koridor burası. Şu yani Suriye'nin kuzeyi, İran'ın yine kuzeyi. Evet, evet. Bunlar o eksende. Bu yerle. Şurayı açmanın peşindeler bu haritada. Yani demin gösterdiğimiz o büyük haritada, şu Stratfor'un haritasında bunun daha olduğu büyük olarak gibi. Olduğu evet. gibi. Şimdi burayı açmak için yerleştirilen bu harita aslında, bakınız Patriotların yerleştirilmesiyle ilgili daha evvel girişimler bulundu. Olan bir çarpıcı. Bu 1 Mart tezkeresi öncesinde hatırlayacaksınız İskenderun'a gelen Amerikan tümeni karaya çıkarak nasıl olsa 1 Mart tezkeresi meclisten geçecek deyip ta Habur'a kadar 9 tane yerde karakol yerleri kiralayıp yerleşmeye başlamışlardı. Fakat o zaman tezkere geçmeyince geriye gittiler. Daha sonra 2010 senesinde 12 Eylül bizim anayasa referandumundan 2 gün sonra dönemin Amerikan Genelkurmay Başkanı Michael Mullen uçarak Ankara'ya geldi. O tarihte Amerika'nın Irak'ta kalan son 50 bin askerini ağır silahlarıyla birlikte Habur'dan sokarak İskenderun ve Mersin'den tahliye etmek planları vardı. Çekilme süresi 18 aydı. 50 bin kişilik ağır silahlı birliklerin 18 ay süresince Türkiye'den çekilmesi demek, 1 Mart tezkeresi öncesindeki bu koridorun kuzeyini koruyacak olan Amerikan karakollarının yeniden kurulması demekti. Fakat Dışişleri Bakanlığı bu konuda olumlu yanıt vermesine rağmen
Türk ordusunun direnmesi nedeniyle bu 50 bin kişilik askeri Türkiye'ye 2011 yılında sokamadılar. Şimdi ne yapıyorlar? Yeni bu kuzeydeki Suriye koridorunu güvenlik altına alabilmek için Patriotlarla paralel başka bir iş daha yapıyorlar. Yakın zamanda Amerikan özel kuvvetleri ile Türk özel kuvvetleri arasında bir mutabakat zaptı imzalandı, iki tane albay arasında. Ve bu mutabakat zaptı şu anda Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi. Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla anayasanın 90. maddesine göre kabul kanunu çıkartılmak üzere. Bu özel kuvvetler. Bunun anlamı şu, Türkiye'nin güneydoğusuna Amerikan özel kuvvetlerini yerleştirecekler. Nerelere yerleştirecekler? İşte bu kritik bölgelere, noktalara. 2003'te hedeflenen noktaya bugün yerleşiyorlar. Yani Barzani'nin ve Güneydoğu Anadolu'daki ayrılıkçı Kürt hareketi ve PKK çapulcularının güvenliğini sağlamak üzere Amerikan özel kuvvetleri Türkiye'ye yerleştirilecek. Peki bu yerleştirilecek olan Amerikan özel kuvvetleri buraya yerleştikleri zaman ne yapacaklar? Bunların ne yapacağını bakınız Condoleezza Rice bundan çok kısa bir süre önce açıkladı. Condoleezza Rice dedi ki 24 Kasım 2012 tarihinde eski Amerikan Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice Washington Post gazetesinde bir makale yazdı. Bu makalesinde dedi ki eğer Kürtler Suriye'de başarılı olurlarsa koridoru açmakta, Türkiye'deki kardeşlerinin de aynı şeyi yapmasını isteyeceklerdir. Bir Kürt baharı Türkiye'de de başlatılacaktır dedi. Bunun tercümesi şudur. Güneydoğu Anadolu bölgesinde bu anlaşmayla birlikte Türkiye'ye yerleştirilecek olan Amerikan özel kuvvetleri marifetiyle Barzani'nin desteklediği kitlesel bir Kürt isyanı çıkarmaktır. Bu Kürt isyanı tahrik edildiği zaman, çünkü açı bunu söyleyen Condoleezza Rice, bu gelişi güzel birisi değil, Amerikan neokonlarının sözcülerinden, böyle bir Kürt isyanı patlak verdiği zaman Türkiye'de bu isyana Türk ordusu müdahale edecektir. Müdahale ettiği zaman Kürt isyancıları korumak için orada bulunan Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerini de kim koruyacaktır? Yerleştirilen Patriot füzeleri koruyacaktır. Çünkü Patriot füzelerinin tetikleri Amerika'da. Türk uçakları buraya doğru kalktığı zaman işte onları Kürecik'teki radar görecek. O bilgileri Patriotların komuta kontrol merkezlerine iletecek. Onların kendi radarları da kısa menzilli 170 kilometre menzilli radarları da bizim uçaklarımızı hedef haline getirecek. Ve bu Patriot füzeleri dönecek bizim uçaklarımızı vuracak. Bu gizlenen esas senaryo burasıdır, evet, bu işin. Tablo çok açık, tablo ve net çok bir şekilde açık ve nettir. Gözümüze çarpıyor. Hocam son 2-3 evet. dakika içine giriyoruz. Peki bütün ne yapılmalıdır? Bu, bir de şu şeyi sormak istiyorum. Gövde gösterisi olarak nitelendiriliyor ama çok daha ayrıntısı az inceleniyor galiba kamuoyunda. Rusya'nın Akdeniz ve Karadeniz'deki tatbikatı ve İran'ın da kırmızı çizgimiz Esad açıklamasıyla sizin son yorumunuzu görmek istiyorum. Efendim, tabiatıyla bütün bunları her iki ülkede gerek Rusya gerekse İran çok yakından izliyorlar. Suriye her iki ülke içinde çok net bir kırmızı çizgidir. Eğer Suriye düşerse bundan sonraki hedef Türkiye'nin bölünmesidir. Bu hem askeri olarak hem de mecliste yürütülmekte olan bölücü anayasa marifetiyle yapılacaktır. Türkiye'nin güneydoğusu bir kere bölünüp Barzani ile birleştirilirse zaten Türkiye'de bir iç savaş tahriki olacaktır bu. Böyle bir savaş sonuçta Amerika'nın bölgeye müdahalesi ve oradan yola çıkarak da Suriye'ye, İran'a müdahalesiyle sonuçlanacaktır. Bu takdirde ana hedef ne olacaktır? İran değildir. Ana hedef Rusya'nın güneyden çevrelenmesi, parçalanan Türkiye ve yıkılan Suriye, İran üzerinden de Çin'in doğudan kuşatılmasıyla sonuçlanacaktır. Çünkü Hazar'ın bütün petrol kaynaklarını Amerika işgal edecektir bu durumda. O zaman böyle bir çerçevede bunu gören, bunu analiz eden her iki ülkenin Rusya ve İran'ın stratejistleri Suriye'ye çok büyük miktarda askeri yardım yapıyorlar. Şu anda Suriye'de 30 binin üzerinde Rus görevlisi vardır. İran'ın özel kuvvetler komutanlıklarına bağlı birlikler İran'dadır.
Suriye'dedir. İran'ın kendi ürettiği insansız hava araçları Suriye üzerinde istihbarat toplamaktadır. Çevredeki Amerikan ve İsrail faaliyetleri için. Ayrıca Rusya Türkiye'yi çok fazla uyarmıştır. Böyle bir maceraya sakın ola kalkışmayınız diye. Çünkü Türkiye'ye gelecek patriot lafı gündeme çıktığı zaman Vladimir Putin yılbaşı öncesinde yaptığı geleneksel konuşmada bir uyarıda bulundu Amerika'ya. Dedi ki bu modası geçmiş, füzeleri buraya yerleştirme. Çünkü bu silahı duvara asarsınız bir gün patlar. Neden modası geçmiş demiş dedi, onu da açıklayayım ben size. Patriot füzeleri bir balistik füze hedefe doğru inerken onu vurmakla görevlidir. Bu Patriot füzelerinin vuramayacağı füzeler verdi Amerika, Rusya Suriye'ye. Bunlar İskender füzeleridir. İskender K füzeleri 2000 kilometre menzilli seyir füzeleridir. Bunlardan 4 batarya sevk ettiler. Ne zaman? Kasım ayı içinde sevk ettiler. Kasım ayı sonlarına doğru Gazze'de gene Hizbullah'a saldırırken İsrail, Rusya oradaki vatandaşlarımı koruyacağım diye Gazze'nin açıklarına bir filo gönderdi. Filoda bulunan iki tane ağır nakliye gemisi, askeri çıkarma gemisi Tartus limanına bu İskender füzelerini çıkarttı. İskender füzelerinin iki bataryası Türkiye sınırına yerleştirildi yakın, iki bataryası İsrail sınırına. Eğer bu füzeler atıldığı zaman bunlar öyle balistik uçmazlar. Yerden hareket ederler, dağların arasından, vadilerden, tepelerden. Dolayısıyla bu İskender K füzelerini Kürecik'teki radarın görme şansı yoktur. Patriot füzelerinin kendi radarlarının da görme şansı yoktur. O nedenle o füzeler, füze bataryalarını, Patriot füze bataryalarını İskender füzeleriyle çok kolaylıkla tahrip edecekler. Onun da net mesajını verdi. Bunun dışında duvardaki patlayan, son söylediğiniz şeye geldik. Buyurun hocam. Bütün uyarılara rağmen Türk hükümeti, şu andaki AKP hükümeti hala Suriye'ye karşı büyük bir düşmanca tavırla ateşin içine Türkiye'yi iteliyor. O zaman Rusya silahını çekti. Baltık Denizi'ndeki, Kuzey Buz Denizi'ndeki, Karadeniz'deki ve Pasifik'teki Rus deniz filolarından toplanan iki düzine, yani 20, en az 24 parçalık ağır füze kırvazörleri eşliğinde büyük bir deniz gücünü şu anda Akdeniz'e sürdü ve Doğu Akdeniz'de büyük bir atışlı, gerçek mermilerle atışlı tatbikata başlayacak ve bu tatbikatta elindeki en modern hava, dünyanın en modern hava savunma füzesi olan S-300'leri deneyecek, kullanacak burada atışlı tatbikatlarda. Bu şu anlama gelir. Diplomatlar ve askerler bu mesajı çok iyi anlarlar ama maalesef hükümetler anlamazlar, politikacılar bu işi anlamazlar. Bunun anlamı şudur: Türkiye ayağını denk al, Suriye'ye herhangi bir askeri harekata kalkışırsan seni darmadağın edecek kadar kuvvet yığdım buraya, haddini bil demektir. Gelen füze kruvazörlerinin başında Moskova kruvazörü, füze kruvazörü, Simitliyev füze kruvazörü ve çok ağır bir şey vardır, filo gelmiştir. Ve bu filo gelecek diye de Amerika 6. filosu Eisenhower uçak gemisi liderliğinde 17 parçalık Amerikan 6. filosu Girit'in öbür tarafına, İtalya'nın güneyindeki Akdeniz sularına çekilmiştir. Burada şu anda sadece Rusların borusu ötüyor Doğu Akdeniz'de. Onun için herkesin ayağını denk alması gerekiyor. Günün mesajı: patriotlar Türkiye'ye hayırlı bir iş için gelmedi. Hayır. Çevrede büyük bize, bir melanet için geldiler. Çevrede amana akıllı ol mesajı veriyor. Hocam çok teşekkür ederim. Rica değerlendirmelerde ederim. Bulundunuz. Yayınımıza katıldınız. Ayağınızın tozuyla hatta Türkiye'yi de bir yandan geziyorsunuz. Kırmadığınız için çok çok teşekkür ederim.